Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, iyileri öldürmeden ortadan kaldıran kötüler olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun onları öteki olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini bildirdi. Prens Harry kitabında şu ifadelere yer verdi. İlk günden itibaren amacım doğru şeyi yapıp yapmadığım, Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum, dedi. Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti. Prens Harry kitabında bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da ifadelerini kullandı. The Guardian'ın Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen Spare adlı kitabının ilk nüshasına ulaşmasının ardından bugün paylaştığı bölümler ülkenin gündemine oturdu. Kitabın nüshalarının İspanya'da sızdırıldığı ve satışa sürüldüğü iddia edildi. Gazetenin ulaştığı nüshaya göre Prens Harry kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı. Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak yere fırlattığını belirtti ve köpeğin mama kabının üzerine düşmesi sonucu kırılan kabın parçalarının sırtına battığını yazdı. Buckingham Sarayı kitaptan paylaşılan bölümlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.